Bugün depremzedelerle buluşmak için Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu depremin başında da yine Malatya'mızı ve 10 tane ilimizi gezdi. Bugün de Çadır'daki insanları, depremzedeleri gezmek için bizleri ziyarete geldiler. Allah razı olsun, ilk günden beri hiçbir renk, hiçbir ırk ayrımı yapmadan Sayın Başkanımız halkla beraber iç içe elinden geleni yapıyor. Hiçbir siyasi ayrım olmadan, çünkü bugün siyaset zamanı değil, bugün birlik beraberlik zamanı diyoruz. İnşallah bunlardan da ders çıkararak önümüzdeki günlerde daha sağlam adımlar atmak için Genel Başkanımız dediği gibi bugün de görüp yarın sağlam adımlarla hareket etmemiz lazım. İnşallah Türkiye'mizin geleceği için güzel kararlar alınarak bu depremzedelerin bütün insanları yaralarına sararak merhem olurlar diyorum. Sayın Genel Başkanım, Malatya büyük bir yıkımla karşı karşıya geldi. Maalesef 10 tane ilimiz hasar gördü ama aslında en büyük hasarı Malatya gördü. Çünkü evlerimize en çok zarar onlardı. Hatay diyoruz, Kahramanmaraş'tayız ama en fazla ilin zarar gördüğü il Malatya. Malatya'mız tabii basınla siyasiler olarak hiç kimse gündeme gelmiyor. Sanki asla sanırım hiçbir şey olmamış gibi gündemde. Bunlarla ilgili bizlere destek verirseniz ben muhtar arkadaşlarım adına Malatya'dan teşekkür edeceğim. İnşallah şehri de inşa ederken bunların takipçi olacağınıza eminim. Biliyoruz da depremin ilk günden beri Sayın Veli Baba, Genel Başkan Yardımcım, İl Başkanım, Enver Kiraz, bir önceki İl Başkanım, Haluk Cömertoğlu, özellikle Arapbir Belediye Başkanımız, ilk günden itibaren, ilk saatinden beri Malatya'mıza bütün arkadaşlarımız, muhtar arkadaşlarımız arayarak ve buradaki vatandaşlara işçi olarak elimden geleni, imkanı değerlendirerek depremzedelerin yanında oluruz Genel Başkanım. Ayrıca Türkiye'nin diğer illerinde bütün yani siyasi olarak özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin hakikaten bütün ilçelerindeki, illerindeki belediye başkanları, belediye ekibi, özellikle Kadıköy Belediyesi, Milas Belediyesi, Avcılar Belediyesi inanılmaz derece bizlere kucak açtılar. İnsanlarımız yanında oldular. Kendi aileleri gibi gördüler. Yaramızı sarmaya başladılar. Hakikaten 85 milyonla bir oldunuz. Ben sizlere şahsım olarak bütün muhtar arkadaşlarıma çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız diyorum. İnşallah yarın da Türkiye'nin geleceği için, Malatya'nın için güzel kararlar alırsınız. Bu insanlara daha çok faydalı olacağınıza eminim. Bugün nasıl bizlerle beraber gelip bizlerin derdini soruyorsanız inşallah yarın düzlüğe çıkarken de bizlerin yanında olacağınıza eminim. Ben şimdiden sizlerle de genel başkan olarak, cumhurbaşkanı olarak hayırlı olsun diyorum. Ayaklarınıza sağlık diyorum. Tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bizim şöyle haberimiz oldu. Ben Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı'yla tanışıyorum. Gelip giderken uğrar. Hemen Adıyaman'da milletvekilimizi aradım. Kahta'da belediye başkanını aradım. Yani bu taraflarda Hatay'ı aradım filan. Bazı yerlere ulaşılamadı ama Malatya Belediye Başkanımız iki gün sonra aradığında maalesef ekmek ve su yok dedi. Hemen 150-200 bin ekmek ve 2-3 tur ne kadar geldi hatırlamıyorum. Hemen onları yönlendirdik. Bir de ayrıca bizim ASKİ geldi. Buradaki eğitim araçlarının hastanesinin ameliyathanesini paket arıtmayla en azından içilebilir ve ameliyatta kullanılabilir suyu koyduk. Daha sonra Genel Başkanımızın talimatıyla biz Maraş'ta, İstanbul Belediye Başkanı Hatay'da görevlendirdi. Burası ne ise iki belediye birden görevlendirdi. Hem Muğla Büyükşehir hem Eskişehir burayı görevlendirdi. Onun altında 20 tane büyük ilçe belediyemiz Malatya için görevlendirildi. Elimizden geldiği kadar işte vatandaşın mağduriyetini ilk planda gidermeyen çalışıyoruz. Bir ihtiyaç olursa gene biraz önce şeye uğradık. Akçakale'ye uğradık. Orada da Akçadağ'a uğradık. Başpınar Mahallesi yıkılmış orada. Oraya da bir duş gönderildi. Hayvan yemi gönderiyoruz. Çünkü sadece evler yıkılmadı, sanayi gitti, ekonomi gitti. Hayvancılık yapanların yem bulamıyorlar. Ellerindeki malı ne yapacaklarını bilemiyorlar. Kayısı üreticilerin veya Malatya esnafın Ankara'da satabileceği ürünler olursa Sayın Genel Başkanım, onları bir protokolle yer göstermek suretiyle, bir kısmında belediyemizi almak suretiyle biz de buranın esnafına, çiftçisine destek olmaya çalışıyoruz. Daha da zaman içerisinde talep olursa Veli Bey vasıtasıyla biz elimizden gelen desteği yapmaya hazırız. Hep şunu söylüyoruz. Bu bizim yaptığımız bir görev diye bakıyoruz. Allah korusun Ankara'da bir şey olsaydı biliyorum ki sizler de hemen orada olacaktınız. Şunu gördük. İkinci günden itibaren Genel Başkanımız'a iki sefer her yeri gezdik.
bütün Türkiye, bütün belediyeler, ayrımsız buralarda, sivil toplum kuruluşları hepsi ayaklandı. 83 milyon sizin yanınızda oldu. İnşallah bu birlik beraberlik her zaman daim olur. Tekrar ben geçmiş olsun. Buradaki tüm personel isimlerini saymanın gereği yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kadıköy Belediye Başkanı olsun. Biraz belediye başkanımız olsun. Biraz belediye başkanımız geldi burada çadırda yattı, şeyde yattı. Kartonların üzerinde yattı sayın belediye başkanım. Bununla bir. Artı Avcılar Belediye Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanımız. Getirdi burada 95 çadır bize verdiler. Özellikle burada sesleniyorum sizin huzurunuzda. Onlara da teşekkür ediyorum. Aradığımız zaman gelip bizim gözyaşlarımızı silen kişilerdi bunlar. Hepiniz huzurunda teşekkür ediyorum. Tekrar sayın genel başkanım, sayın başkanım, sayın milletvekilim, genel başkan yardımcı. Hepiniz hoş geldiniz. Sevgi ve saygılar milletvekili. Rabbim eksikliğinizi vermesin. Amin. Benim bölgemde GGM, Şu an onları yaklaşık 28 ay öncesinde tarih ettiler. Ama şunu söyleyeyim öncelikle sayın genel başkanımız. İşte liyakatsizliğin Türkiye'ye geldiği noktadan biraz bahsetmek istiyorum. Genel perspektiften bakmak istiyorum. Biz elbette ki bu yani gidenleri geri getiremeyiz. Ama bizim de bir şeylerden ders çıkarmak artık hakikaten lazım. Bunu niye sizin samimiyetinize, ekibinizin samimiyetine güvendiğiniz için bunu özellikle söylemek istiyorum. Suriye kampolu yerleşkesi tamamen boşaltıldı. Altı duruma getirdi. Biz ilk gece mahallelerimizi, köylülerimizi oraya yönlendirdik, içeri almadı ama biz zor kullanarak içeri girmek zorunda kaldık. Eğer orası atıl duruma getirilmemiş olsaydı, söküp götürdüler, onun bir masrafı şey getirmesi, şu an yemin yapıyorlar. Bunlar yapılmamış olsaydı ilk gece, emin olun 20 bin tane adamı orada, Galatya Büyükşehir Belediyesi Valiliği orada istihdam edemedi. Üçüncü, dördüncü günde zaten hızlı bir şekilde ihtiyaçlarımızı gerek Ankara Belediyesi'ne, gerek İstanbul İlçe Belediyeleri'ne bizlere ulaştırdık. Sizin derslerinizden, sizin emrinizden bir koordinasyon sağlandı. Çok anlamlı oldu, çok güzel oldu, disiplinli oldu. Hiç ellerini bizden çekmediler, kendilerini hiç esirgemediler, hep yanımızda oldular. Şahsım ve mahallem adına, muhtarım adına teşekkür ederim. Hoş geldiniz, şeref verdiniz, saygı duyuyorum. Evet, Cumhurbaşkanımız da size hayırlı olsun diyorum şimdiden sayın. CHP Parti Teşkilatı'na, Muratya'lar ve diğer Kadıköy, Milas, işte Erhan, İzmir'den gelen arkadaşlarım. Başta Sayın Vela Baba'yı söylemek zorundayım. Aklınızı helal edin. Arapçir Belediye Başkanı, Kadın Kolları, Enver Bey, Parti Teşkilatı'nın hepsi depremin birinci gününden beri buradalar. Mahallemize ve Yeşiltepe'mize teşkilatınızı dolayı teşekkür ediyorum. Değerli başkanım sizlere de. Tabii CHP Teşkilatı Seyran Mahallesi'nde büyük bir çadır kent kurdular. Sağ olsunlar Arapkir Belediye Başkanımız, Sayın Vekilimiz, İl Başkanımız, ilgi alakalarına dolayı şahsınıza teşekkür ediyorum. Mahallemize hoş geldiniz efendim. Ben farklı bir şey anlatıyorum. Hep sağ olsun Veli Bey, Teşkilat, Arapkir Belediye'miz her zaman yanımızda oldu. Onlara ayrıca teşekkür ederim. Şimdi gündemle bundan sonra nasıl iyileşeceğiz? Sizler bizim sesimiz olacaksınız. Bizlerin mesela bir örnek vereyim. 800'e yakın evlerimiz yıkıldı. Bunların geri yerinde dönüşümü ve bu vatandaşlara karşılıksız ev verilmesi için yani Malatya'da evleri yıkan insanlar %60'la devlet karşılayacak, %40'ını. Zaten bu insanların canı gitti, malı gitti, her şeyi gitti. Geriye dönüp baktığı zaman ödeyecek bir gücü de yok. En azından her vatandaşımıza bunları dile getirirseniz evine ev veyahut da bir katkıda bulunursa sesimiz olursanız teşekkür ederim. Biz bu olayı depremi duyar duymaz sadece ben değil bütün belediye başkanları arkadaşlarım Türkiye'nin neresinde olursa olsun deprem bölgesine gönderdik zaten sabahın ilk saatlerinden itibaren elimizden gelen her türlü yardımı yapmaya çalışıyoruz. Bundan da emin olmanızı isteriz. Elbette ki Malatya önemli bir yer. Malatya'nın depremi aşması, sorunun aşması, sorunu aştıktan sonra da Malatya'nın yeniden ayağa kalkması lazım. Dışarıya gidenlerin tekrar gelmesi lazım. Sizin meşhur kayısınız var. Dolayısıyla bunun depolarda kalmaması lazım. Bunun alınması lazım. Süt üreticileriyle görüştüm. Diyorlar ki süt elde ediyoruz. Bunu doğru dürüst satamıyoruz. O sütlerin alınması lazım. Bizim yakın olan belediyeler mesela Hatay'daki süt üreticilerinin sütünü Mersin satın alıyor. Onu peynir yapıyor. Tekrar depremzedelere gönderiyor. Ama burada öyle bir şansımız pek rahat olmuyor. Dolayısıyla
Biz elimizden gelen her türlü katkıyı, her türlü yardımı yapacağız sizlere. Hepinizin başı sağ olsun, hepimizin başı sağ olsun, hepimize geçmiş olsun. Ama bu yaraları inşallah hep beraber birlikte saracağız. Türkiye yeniden ayağa kalkacak, yeniden huzur içinde bir arada kardeşçe kucaklaşacağız. Elbette her birimizin düşüncesi farklı olabilir, siyasi görüşü farklı olabilir ama vatan bizim vatanımız, bayrak da bizim bayrağımız. Dolayısıyla bu iki alanda beraber olacağız. Şundan emin olun, şundan emin olmanızı isterim. Yani biz gerçekten de hiçbir vatandaşımızın burnu kanasını istemiyoruz. Her vatandaşımız huzur içinde yaşasın istiyoruz. Malatya sadece Malatyalılar için de değil, bölge için de çok önemli bir kent. Burası aynı zamanda bir sanayi kenti, sanayi kenti olması açısından bir hayli mesafe almış bir kent. Sabahleyin iş adamlarıyla konuştum, iş dünyasıyla konuştum. Onlar da nitelikli personel Malatya'nın dışına çıktı diyorlar. Dolayısıyla biz mimara, mühendise ihtiyacımız var. Onlar gittiler ama onlar gelmeden fabrikaları doğru düz çalıştıramayız diye. Onların da gelmesi lazım. Onlara da bazı avantajların bir şekilde sağlanması lazım. Moralinizi bozmayın. İnşallah Türkiye'yi hep beraber ayağa kaldıracağız. Bundan emin olmanızı isterim. Tekrar geçmiş olsun diyorum. Hepinize saygılar. Merhabalar. Sağ olun. Hoş geldiniz. Allah bağışlasın efendim. Nurullah abi. Tamam.